Hayy alassalâh. Hayy alel-felâh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة آمين. والصلاة القائمة آمين. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية آمين. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين. Hayırlı iftarlar sevgili seyircilerimiz, burada bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra beraberliğimiz devam edecek, lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Seyircilerimiz, huzur muhabbetle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi sizlere günün duasını arz edeceğim. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin namazların akıbinde dilinden hiç düşürmediği bir duası var. O kadar şümüllü, o kadar dopdolu bir dua ki, lütfen sofralarınızın başında bu fakire bir kulak veriniz. Bu duayı hep beraber terennüm edelim. Bir yandan yemeklerinizi yiyin, o güzel nimetlerin tadına bakınız. Bir yandan da bizimle beraber duaya eşlik ediniz. Yüce Peygamberimiz şöyle dua ediyorlar. Allahümme la teda'lena zemben illa gafarte. Amin. Allah'ım bağışlanmadık bir günahımızı bırakma ya Rabbi. Amin. Ve la deynen illa kadayte. Ödenmedik bir borcumuzu bırakma Allah'ım. وَلَا هَمَّنْ اِلَّا فَرَّشْتَ Feraha çıkmamış, düzlüğe ulaşmamış bir sıkıntımızı bırakma Allah'ım. وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا اِلَّا هِيَ لَكَ رِضًا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Dünya ihtiyaçlarından kolaylaştırmadığın ve lütfetmediğin herhangi bir ihtiyacımızı bırakma Allah'ım. Ne güzel söylemişsin peygamberim, aziz nebi, ne kadar güzel dua etmişsin. Hakikaten çok şümüllü ve çok kapsamlı bir dua değil mi sevgili seyircilerimiz? Sevgili hocam, değerli hocam. Estağfurullah efendim, buyurun. Biz her gün bir dua ve her gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir de hadisini beraberce müzakere ediyoruz. Memnun. Bugün efendim. Kısa ama çok kapsamlı bir hadisi müzakere edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi vel mühaciru men hecera ma nehallahu anhu. Ne olur şu sözlerin güzelliğine bir bakınız. Müslüman diğer Müslümanların, diğer insanların elinden, dilinden ve diğer azalarından emniyet içinde olduğu insandır. Ve muhacir ise, biz muhacir denilince hep şunu anlarız. Vatanını, yurdunu bir sebeple terk eden insan. Ama Efendimiz onun farklı bir yönünü de bize talim buyuruyor. Vel muhaciru men hecera ma nehallahu anhu. Muhacir, Allah'ın kendisine yasak kıldığı şeyleri terk edip helallere doğru seyr-ü sefer eden insandır. Değerli hocam, bu hadisi şerifi siz açsanız lütfeder misiniz efendim? Buyurun. Estağfurullah efendim. Efendim, insanlığın iftihar tablosu Allah'ın şanı yüce nebisi ve Allah'ın şanı yüce Resulüdür.
O zaten malum olduğu üzere bir vahyi metluv vardır, bir de vahyi gayri metluv vardır. Eyvallah. Vahyi metluv okunarak gelen vahiydir. Nedir? Bismillah, ikra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Burada da hallakiyetin azamlık noktasına dikkat çekiyor. Şimdi bir de vahyi gayri metluv vardır. Mana Efendimizin kalbine konuluyor ama o manaya elbiseyi, hani el müslim men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. O lafız elbisesini de Efendimiz giydiriyor. Dolayısıyla burada büyüğümüz ne diyor? Allah kendi konuşuyor, nebisini de konuşturuyor. Yani nebisine sen sus demiyor. Birçokları yani Efendimizin konuşmasını yapmayın yani. Allah şanı yüce nebiyi binlerce salatu selam ona olsun. Amin. Binlerce salatu selam sana olsun ey Allah'ın Habibi. Binlerce salatu selam sana olsun ey Allah'ın Nebisi ve Resulü. Şimdi Cenab-ı Hak kendi konuşuyor, peygamberini de konuşturuyor. Sen de konuş diyor. İşte konuştu. Müslüman'ı tarif etti. Şimdi muhterem İsa hocam, bir de imanda hani taklidi iman, tahkiki iman var ya, ve insanlarda kamil iman dediğimiz imanda kemal var ya, takvada da kemal varmış. Her şeyde kemal olur da İçtihat Risalesi'nde asrın beyni Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, onlar o içtihat kapısını takvayı kamileyle çalmışlar demiyorum. İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel İçtihat kapısını neyle çalmışlar? Günah işleyerek mi çalmışlar? Takva. Takvayı kamileyle çalmışlardır diyor. İmanın kamili olur da takvanın kamili olmaz mı? Dereceler, merdiven basamakları çok. İşte Efendimiz aslında burada imanın kemal noktasını nazara vermiş. Eğer kamil imana sahipse bir insan, onun elinden ve dilinden başkaları zarar görmez. Herhalde burası en önemli nokta değil mi hocam? Çok önemli bir nokta. Rahmetli Necip Fazıl'ı rahmetle analım mı? Tabii ki, ne demek efendim. Bu ülkeye onların çok hizmetleri oldu değil mi? İleriki günlerimizde ben de ondan çok güzel bahisler açacağım. Bazı paragraflar okuyacağız, hatta şiirlerinden okuyacağız. Evet, buyurun efendim. Rahmetle anıyoruz. Evet. Kabri nur olsun. Amin. Şimdi diyor ki, bu apartmanları tarif ediyor da, sefer tasları gibi diyor, üst üste yığılmış. Sefer tasına da benziyor değil mi? Yemek konuyor hani. İnsanları madde ve mekanda burun buruna getirmiş ama gönül ve muhabbette birini şarka birini garba atmıştır. Bunu diyor, şark ve garb olmaktan kurtaralım diyor. İşte bu anlayış kurtarıyor onu. Kapı komşunun ne derece önemli olduğunu bu anlayış kurtarıyor. Yani elinden ve dilinden zarar görmez. Hani dün bize çok değerli bir Alevi kardeşimiz bir mesaj atmıştı, hatırladınız mı? Ben orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum. Ama buna rağmen ben Aleviyim diye bana kızlarını vermiyorlar demişlerdi. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Neden insanları böyle şu bu diye bölüyoruz? Bakın Müslüman ya, diğer insanların elinden, dilinden ve diğer azalarından emni eman içinde olduğu insandır. Komşumuzun bizim üzerimizde hakkı tabii var. Sağımızdaki, solumuzdaki insanın, selamlaştığımız insanların hakkı var. Ama insanları o şu, bu bu, bu şucu, o şucu diye insanları böldüğümüz takdirde, hocam sağımızda solumuzda bizim kim kalacak? Biz Cumhuriyet Savcısı mıyız? Evet. Böyle bir ünvanımız mı var? Allah, onun bunun şeyini Allah araştıracak. Allah bize mi verdi yani insanları bölün, parçalayın, şu selama layıktır, bu değildir. Bu bağışlayın beni, kız vermeye layıktır, bu değildir. Şu yedirilmeye layıktır. Allah aşkına bunları Rabbimiz söylemedi bize. Evet. Neden böyle şeyler yapıyoruz hocam? Efendim demek ki imanda kemal ve inkişaf var.
bir nefsi tasdik var. İnşallah bunlara şimdi vaktimiz yok, girmeyelim. İman gününde onlara girelim. Onlara girelim. Bir de nefsi tasdik ne demektir? Tabii bu kelimeyi çok açmak lazım ve çok önem arz ediyor. Bir de imanda kemal vardır. İmanda kemal sahibi olan insan neyi görür? Efendimiz buyuruyor ki, Cibril bana her geldiğinde komşuyu tavsiye eder. Ya, hani ya. Apartmanlarda bizi burun buruna getiren iki insanı şimdi düşünelim bu anlayış noktasında. Ben öyle zannettim ki o noktaya geldi. Komşu, komşunun malına varistir diye yazdı. Mâ zâle Cibrilu yûsînî bil câri hattâ zanentu ennehu seyverrithû. Buyurun efendim. Tabii İsa hocam olursa ayet-i kerimeler okuyor, hadis-i şerifler okuyor. Başka da bir şeyimiz yok değerli hocam. Yok işte. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Bir daha okuyun lütfen. Mâ zâle Cibrilu yûsînî bil câri hattâ zanentu ennehu seyverrithû. O kadar ki, geldi gitti anlattı ki evet. O kadar gelmiş gitmiş her gelişinde yani sanki hiç onu bırakmamış. Ben zannettim ki diyor bana öyle geldi ki artık diyecek ki komşu da komşunun malına varistir diyeceği noktasına geldi diyor. Hocam İstanbul ezanına bir dakika var, bir kısa anekdotla bitiriyorum. Mevlana Hazretlerine bir rahip geliyor. Mevlana Hazretlerinin huzuruna girince o rahip Mevlana Hazretleri birden ayağa kalkıyor, koşuyor, rahibin elini öpüveriyor. Yanında bulunan ihvanı ve talebeleri şaşırıyorlar. Ya diyorlar sultana bakın ne yapıyor, gitti rahibin elini öpüyor. Ve rahip gittikten sonra diyor ki yanındakilere, tevazu ve mahviyet bizim yamaçlarımızın gülleridir, çemenidir, zambağıdır. Onu ben ona bırakamazdım. Tevazuyu Hazreti Muhammed Mustafa bize anlatmıştı, onu bize tavsiye etmişti. Ben o rahibe bırakamazdım diyor. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul ezanı vakti, ona kulak veriyoruz efendim. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu ekber, Allahu ekber. La
illallah. Dinleyicilerimiz, bugün de huzur muhabbette sizle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Sizi, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz efendim.